Evet, geçiyoruz. Şeytan Ayetleri kitabının yazarı Salman Rushdie'nin uğradığı saldırıya son dakika gelişmesi, sıcak gelişme. Ne demiştik biraz önce? Bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan yakalandı. Salman Rushdie'nin durumu ağır ve ilk müdahale sahnede yapılıyor demiştik. İşte sahnede Salman Rushdie'ye müdahale yapılırken bir panelde New York'ta saldırıya uğradı. Zaten tehditlerin gölgesinde yaşayan bir isimdi. 1989'da yazmış olduğu Şeytan Ayetleri kitabının ardından tehditlerin gölgesi altında yaşamaya başladı Salman Rushdie. Evet, İslam dünyasında büyük tepkilere neden olmuştu yazdığı Şeytan Ayetleri kitabı. Güney Afrika, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır, Somali, Bangladeş, Sudan, Malezya, Endonezya ve Katar'da kitabın yayınlanması yasaklanmıştı. 14 Şubat 1989'da İran lideri Ayetullah Ruhullah Hümeyni tarafından, hemen ben kenara çekiliyorum, anlatıma devam edeceğim ama şu anda görüntüdeki kişi saldırgan. Bakın, Ayetullah Hümeyni Salman Rushdie üzerine bir fetva vermişti 1989'da bu kitabın yayınlanmasının ardından. Sonrasında 2005 yılında Salman Rushdie'nin ölüm kararı kaldırılmıştı ama bazı kesimler fetva ancak veren kişi tarafından kaldırılır diyerek, ki 1989'da hayatını kaybetti Hümeyni, dolayısıyla hep ölüm gölgesi tepesinde yaşamak durumunda kaldı Salman Rushdie. Şimdi olanla bitene bir de videodan bakalım. Canlı yayında BBC gördü demiştik. Bakın. New York'ta bir panelde saldırıya uğradı. Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rushdie. Şu kare hemen müdahalenin sahnede yapıldığını gösteren kare. Burada saldırı anının hemen ardı zannediyorum. Çünkü yine Salman Rushdie'nin yakınına insanlar doluşmuşlar. İlk müdahaleyi yapıyorlar. İnsanlar doluşmuşlar derken bunu kötü bir anlamda söylemiyorum. Yardım için yanındalar. İlk müdahale yapıldı sahnede. Bu arada gözaltına alındı saldırgan. Bunu da hemen söyleyelim. İlk müdahale anı bir kare fotoğrafla da ekrana geliyor. Saldırgan da ortadaki isim, kişi işte tutuluyor farkındaysanız. Evet, 1989'da, Şubat 1989'da İran lideri Ayetullah Ruhullah Hümeyni tarafından fetva verilerek Rushdie'nin başına 3 milyon Amerikan doları ödül konmuştu. Dünyanın birçok ülkesinde aleyhinde yapılan kitlesel gösteriler Şubat 1989 ve o yıllarda gündem olmuştu. Unutulmayacak bir gündem hem de. Kitap Türkçe'ye Aziz Nesin tarafından çevrildi ve İşte bu nedenle 1993'te Madımak Katliam zamanı Aziz Nesin'in de hedef alındığını unutmayalım. Bunu takip eden yıllarda bir düzeltme yapıyorum. Şeytan Ayetleri'nin Aziz Nesin tarafından çevrildiği iddia edilmişti. Evet, bunu düzeltiyorum hemen. Çevrildiği iddia edilmişti Aziz Nesin tarafından. Bunu takip eden yıllarda da çeşitli ülkelerde kitabın çevirmen ve yayıncı kuruluşlara yönelik saldırılar olmuştur. 1998'de İran, Birleşik Krallık'la ilişkilerini düzeltmeye yönelik bir adım olarak Salman Rushdie hakkında aldığı ölüm cezası kararından vazgeçmişse de İran dini lideri Ali Hamaney, 2005'te fetvayı sadece veren kişinin kaldıracağını, ancak bu kişinin, yani Hümeyni'nin 1989'da öldüğünü ifade etmiştir. İşte o nedenle de Salman Rushdie yıllardır tehditlerin gölgesinde yaşıyordu. Bugün New York'ta bir panelde konuşma yaptığı sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Durumunun ağır olduğu ifade ediliyor. İlk müdahale sahnede yapıldı kendisine. İşte bu karede görüyorsunuz. Saldırganın
yakalandığını ve gözaltına alındığını da biliyoruz. Salman Rushdie ağır yaralı. Gelişmeleri oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Salman Rushdie'nin bıçaklı saldırıya uğramasının öncesinde sizlere AKP'ye ve partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın olan isimlerin veya kurumların, kuruluşların ne kadar çok para kazandığını veya harcamak için hiçbir şekilde tasarruf yapmadığını, harcamalarına da nasıl izin verildiğini anlatmıştık. Arka arkaya haberleri dizmiştik. Diyanet İşleri, Marif Vakfı ve Yapı ve Yapı Şirketi gibi kurumlardan söz etmiştik. Şimdi onlar...